Alaçatılı Yusuf Usta'nın sunduğu Bayram Tadında devam ediyor. Evet, biz yeniden sizlerle beraberiz sevgili izleyicilerimiz. Bayramın 3. gününden Ortaköy sahilden evlerinize konuk olarak geliyoruz ve kavun şerbetimiz oldu herhalde ama şöyle, tabii birazcık anlatalım. Evet, daha olmadı aslında ama bir kısmını geçirmiş olduk. Hı-hı. Kavunlarımızı 2 litre su ile birlikte haşladık bildiğiniz gibi. Onu bir güzel tülbentle süzdük. Sizin de gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şerbet olmuş oldu. İçerisinde hiçbir pürüz kalmamış oldu. Ama dediğim gibi ben birazcık baldan destek almak istiyorum. Sizler de arzu ederseniz bal kullanabilirsiniz tabi. Kokusu da ne kadar güzel geliyor yalnız. İnanılmaz hem de bildiğin gibi değil sevgili Kavunu Teyven. Kavunu parfümlerde bile kullanıyorlar tabii ya. Kesinlikle. Ben çok severim. Yine birazcık zencefil kullanacağım. Biraz da limon suyumuz var. Ve defne yaprağını bilerek haşlanması esnasında koymadım. Bunun nedeni defne yaprağı birazcık daha acı bir tat vermesini sağlıyor. O nedenle o acı tadı istemiyorum. İçerisinde birazcık kalması benim için yeterli. Böylece zencefil kullanmış olduk, bal kullanmış olduk. Hem çok sağlıklı hem kavun, içerisinde su var ve defne yaprağı var. Bunlar bizim için yeterli. Servisinde de tabii ki nane kullanıyor olacağız. Tabii ki de öyle ama zencefille çok az kullanıyoruz değil mi? O, evet, çok az kullanıyoruz. Tadı. O da acı bir tat veriyor. Evet, kesinlikle öyle. Çay, normal çay kaşığı yeterli olur mu ya da çay kaşığından çok çay az? Çay kaşığından birazcık daha fazla da olabilir. Hı. Ama o ağız tatlarına bağlı tabii kişilerin. Hı. Ama ben her zaman zencefil gibi baskın tatları ve defne yaprağı gibi baskın tatları sadece birazcık aroma vermesi benim için yeterli oluyor ki herkes evet. için de öyle olacaktır kesinlikle muhtemelen. Kesinlikle öyle ama nane yapraklarıyla limonata herhalde nane olmazsa olmaz limonatanın içinde. Bir de onun böyle iyice rondodan geçirilmiş halini de çok seviyorum ben. O incecik böyle küçük küçük parçalar ama oluyor ya. Ama biliyorsun ayranda da her şeyde naneyi evet. kullanıyoruz. Hı-hı. Aslına baktığın zaman nane güzel bir bizim için baharat, aynı zamanda da bitkimiz. Onu toz haline getirdiğimizde de mesela Antep'in biliyorsun baharatları vardır. Nanesi en güzel şeylerden biridir. Çok daha sıkı çekilmiş bir nanedir çünkü Antep'te ki siz evet. gezdiğiniz için daha iyi biliyorsunuz. Ah, Antep mutfağı yıkılır var. Ama ben onun en toz halini kullanmayı seviyorum yemeklerde de çünkü daha fazla aroma katmış oluyor. Hı-hı. Daha çok kokusunu salgılamış oluyor. O yüzden çok daha güzel oluyor. Şimdi biz bu yaptığımız kavun şerbetini tabii ki şu an sıcak hala. Hı-hı. Bekleteceğiz. Üstünü streçle saracağız ve soğuduktan sonra biraz dolaba koyacağız. Ondan sonra misafirlerine herkes güzel bir şekilde ikram edecekler. Değil mi? Yine güzel evet. bir sunum olacak. Tabii ki de eminim yine sizin ellerinizden harika teşekkür bir sunum ederim. Olacak. Dizi oyuncularını nasıl buluyorsunuz? Bu sezon biraz böyle gıybet mi yapalım diye. Bu sezon şimdi bu benim için doğru bir soru değil çünkü mesleki deformasyon olarak ben bir süredir televizyon izlemiyorum. Hı-hı. Neler yapıldığını biliyorum, bütün dizilerden haberim var, ama birçok genç oyuncuyu bildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama iyiler zaten sivriliyor, onları duyuyorum. Aa, kimmiş bu, kimden bahsediliyor diye bir bakıyorum. Bir 5-10 dakika anlamama yetiyor zaten. Ama hani isim vermeyeyim. Yani gençlerden de yani. Hayır yani şöyle isim vermeyin zaten ama genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Çünkü artık çok genç var. Birçok gencimiz artık ilk önce dizi sektöründe başlıyorlar ki başka tabii ki de artık bir albüm çıkarmak çok zor hale geldi. Diziler birazcık daha herhalde kolaya kaçıyor. Bazıları aralarında gerçekten çok yetenekli. Bazılarının da televizyona çıkacak kadar yeteneği var diyeyim. Hı hı. Hani hepsi çok şahane, hepsi oyunculukta yıkılıyor diyemem. Ben bir eğitimli bir oyuncu olarak ve bir öğretmen olarak da bakıyorum biraz. 3 senedir bir okulda ders veriyorum. Oyuncu koçluğu evet. da yapıyorum birebir. Bir sürü öğrenci yetiştiriyorum. Biraz da o gözle bakıyorum. Hani teknik olarak, duygu olarak eksiği olanlar var. Hı hı. Ama çok parlak çocuklar da var gerçekten. Şimdi onu soracağım. Şimdi bir okul, okulda hocalık çok başka bir şey. Ama öğrenciler geldiği zaman, daha doğrusu hani yani bir şey olmak için mi geliyorlar direkt? Yani hemen bir şey olalım mı diye Var değil mi böyle çok sabırsız hemen gençliğimiz var çıkalım, çünkü. Hemen televizyona çıkalım, hemen şöhret olalım, hemen para kazanmaya başlayalım
diyorlar. Ben de diyorum ki yani oyunculuğun ilk 40 yılı zor. Ondan sonra inşallah kolay olur ve ben de hala öğreniyorum. Hala öğrenmeye devam ediyorum. Tabii ki de. Yani Yıldız Kenter'in bana bizim sınıfa ilk derste söylediği şeyi ben onlara da söylüyorum. Ben size bir şeyler öğreteceğim ama sizlerden de bir şeyler öğrenmeye alacağım. Devam edeceğim. Yani oyunculuğun sonu yok ki. Ben bittim, oldu, tamam, harika bir oyuncuyum demek için Al Pacino falan olmak lazım. Yani tabii ki bizim ülkemizde de bir sürü usta oyuncu var. Hani benim ismimin önüne de konan bir sıfat ama utanıyorum ben gerçekten. Daha şimdi yeni bir işe başlayacağım. Orada da bir sürü şey öğreneceğim. Öğrenmeye devam ediyoruz oyunculukta. Yani gençlerin hemen çıkıp bir diziyle şımarmaları çok hoşuma gitmiyor. Yapmayın öyle. O yolunuz çok uzun. Yapmayın. Daha değil mi? Yani kim bilir neler çıkacak karşılarına ama. Ya oyunculuk öyle bir diziyle olan bir şey, değil. Kesinlikle öyle. Lütfen şımarmayın. Ben sevmiyorum. Peki derslerde neler öğretiyorsunuz? Evet, hayata dair birçok şey var işte. Şu an biraz önce verdiğiniz mesaj gibi. Tabii ki. Hayattan bahsetmezsek olmaz. Çünkü oyunculuk hayat zaten. Hayat zaten. Temel oyunculuk teknikleri, diksiyon, kamera önünde nasıl oynayabilirsiniz ya da sahnede ne yapmanız lazım? İkisinin arasındaki farklar. Bayağı uzun aslında, bitmiyor. Çünkü çocuklar da hocam ne olur yine gelin, hocam ekstra bir ders verin, hocam doymadık diyorlar ama bence daha var, yol uzun yani. Tabii. Sadece benimle olacak bir şey değil. Keşke Yıldız Hoca şimdi sağlığı müsait olsa da beni bir oyuna çalıştırsa ya. Keşke. İşte. Yani ben ondan öğrenmeye devam etsem keşke. Evet. Evet, kim bilir. Ne güzel bir, böyle öğrenciler değil mi? Nasıl bir hayal? Ay, ne kadar güzel bir şey. Bu arada ben de Yıldız Hoca'nın sınavlarına girmiş biriyim. Öyle mi? Evet. Hiç bilmiyorduk bunu ama bak buradan da öğrenmiş olduk. Aynen. Konu açılınca. Şöyle aslında 3. sınava kadar, o zaman lise çağındaydım galiba, öyle hatırlıyorum. Tam hatırlayamıyorum ama büyük bir tiyatro sevdam vardı. Ve hep bir tiyatro oyuncusu olmak istiyorum. İlla tiyatro sanatçısı olacağım falan diye. Sonra sınavlara girdim. Sevgili Nedret Güvenç'ten de ders aldım. Arkasından sınavlara girdim. 3. sınavda kazanamadım. Ve olmadı ne yazık ki. Dedim ki bari şef olayım. Olamadım bari şef olayım. Ama yine işte o televizyon işi bir yerde varmış var demek ki. Ama tabii tiyatro. İhtiyacımız var yani. Herkesin oyuncu olması gerekmiyor. Evet. Kimle tanışsam oyuncu olmak istiyor. Kesinlikle. Bana gelen mesajların haddi hesabı yok. Nasıl oyuncu olabilirim, nasıl oyuncu olabilirim, ne yapmam lazım? İlk önce diyorum ki olma. Ya sen de olma, sen de başka bir şey ol. Yani gerçekten çok yeteneğin varsa, gerçekten büyük sabrın varsa, gerçekten sette sabaha kadar bekleyebileceksen, gerçekten bu işi yapabileceksen ol. Yani televizyona çıkıp rol kesmek oyunculuk değil. Bir sürü insan öyle zannediyor, öyle değil. Öyle bir de, yapmayın. Bir de ben her zaman şunu söylüyorum. O dönemlerde tabii bayağı bir sevgili Haluk Kurdoğlu, Nedret Güvenç'le hep böyle çalışmalara gitmek durum. Eğitim almaya çalıştım. Daha iyi nasıl olabilirim ve ben nasıl kazanabilirim diye. Hep o zamanlar bana şunu söylemişlerdi. Oyuncu olmak, televizyoncu olmak demek değil dedi. Oyuncu olmak aslında iyi bir sanatı icra etmek. Tabii. Eğer sen zaten bu sınava o amaçla giriyorsan, ben televizyonda bir oyuncu olacağım amacıyla giriyorsan, gel dedi, hiç bundan vazgeç. Yani böyle bir sevdan varsa hep yapma derler ki, biraz önce siz de aynısını söylediniz. Önemli olan burada gerçekten ona sevgi vermek ve onunla yaşamak aslında baktığınızda. Çok önemli. Yoksa televizyona çıkmak, oyuncu olmak aslında hiçbir şey değil. Bunlar tiyatro. Çünkü ne yazık ki zaten günümüzde değersiz oluyoruz. Evet. Değersizleştiriyoruz bunları. Ama tiyatro tabii çok değerli. Çok başka tabii. Ama tiyatro ayrı bir aşk. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Yani onun havası, onun tozu derler ya. Öyle ama tozu. Yani neden? Tozlu olunca ben siliyorum o tozu. Çünkü neden? Çok yani biz bile oraya gittiğimiz zaman, yani bir sinemaya gitmemiz de çok farklı. Ama çünkü bir tiyatroya gidişimiz çok farklı. Canlı canlı o bütün enerjinizi alarak, tabii ki, hissederek tabii izliyoruz. Ben orada ruhumu veriyorum tabii size yani. Evet. Yani alan seyirci varsa o başka türlü olmaz ki. Yoksa tabii. Hiçbir şey anlamadım, bu çok sıkıcıydı, çok da kötü oynadılar diye çıkar insanlar. Bütün duyguları o anda geçirmem lazım. Ekranda kolay. Çünkü ekran şöyle görebiliyor ama seyirci öyle görmüyor ki. Yani ben canhıraş bir şekilde orada bütün
neyi oynuyorsam, nasıl bir karakteri oynuyorsam en arka sıradaki seyirciye de onu anlatabilmem lazım. En öndekine evet. de. Ve canlı canlı yapıyoruz yani. O benim akan terimi de görüyor. Nefes nefese kalışımı da görüyor. Bu birebir seyirciyle yaşadığımız bir şey olduğu için çok daha insanların kalbine hitap eden, doğru yapılırsa tabii hı hı. bir şey. Yoksa hani televizyon otur, televizyonun önüne çekirdek çitleyerek, çiğdem çitleyerek siz yani meyvanı yiyerek seyret. Ama tiyatronun bir adabı var, bir saygısı var. O bambaşka bir şey. Tabii ki de öyle. Peki hangi dizi daha çok aklınızda kaldı? Yani şurada devam etseydim dediğiniz devam öyle bir etseydim dizi. Diyeceğim bir şey yok. Her şeyin zamanı var. Bitince bitiyor. Ya da çok ayrıydı, çok özeldi benim için. Yani daha çok şey kattı dediğiniz var mı öyle? Ya ayırt etmek benim çok yapmayı sevdiğim bir şey değil. Bir de enle başlayan sorular ve cevapları da sevmem. En sevdiğim, en hatırımda kalan diye bir şey çok zor. Birkaç tane söyleyebilirim. Ya tabii ki bir deme tiyatro bize tanıttığı için çok uzun süre çok sevilerek seyredildiği için tabii ki yeri ayrı, kuzey güney'in yeri ayrı, çok kaliteli bir iş olduğu için harika bir senaryosu olduğu için Kiraz Mevsim'in yeri ayrı, başarılı bir romantik komedi olduğu beni için. Farklı bir yaşa tanıttığı için Sahra diye de bir dizide oynamıştım. Çok keyifli oynuyordum. Herkes benden nefret ediyordu çünkü kötü bir karakterdim. Arzu Monan'la oynadığımız demek bir ki ne dizi. Kadar iyi oynamışsınız ki. O da çok önemli bir şey. Kötü karakteri bayağı nefretle. Ay nefret ediyorlardı hala. Benden. Hala sorarlar bana Sahra'yı. Yani aklıma onlar geliyor. Tabii bir sürü dizi var. Ne bileyim yani kimsenin de hani kimseyi üzmek istemem ama hani onlar geldi aklıma ama şimdi. Ama özel işte yani hepsi sizin için ayrı ayrı çok özel tabii ki. İşler. Ya Kiraz Mevsimi biraz daha devam edebilirdi. Kuzey Güney biraz daha devam edebilirdi. Hani bir sezon daha isterdi sanki. Ama öyle uygun görüldü. Önümüze bakacağız. Bundan sonra yapacağımız işler, projeler güzel olsun inşallah. Peki ne var bundan sonraki projelerinizde? Yani söylemek tabii özel olanları tabii ki de söylemek zorunda değil değilsiniz. Özel diye bir şey değil de ben sete çıkmadan ve ekranda yayınlanmaya başlamadan şunu yapıyoruz diyemem. Çünkü bu televizyon dünyası ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Bir proje geldi. Gerçekten beni bu cümleyi sevmiyorum ama başka türlü ifade edemeyeceğim. Çok heyecanlandım bu senaryoyu alınca bu şey karakter beni çok heyecanlandı dedikleri zaman ben öyle böyle içim çekiliyor ama gerçekten heyecanlandım. Çünkü şimdiye kadar hiç oynamadığım bir rol geldi. Evet heyecanlandım. Demek ki demek zorundayım. Evet. Ama şöyle söylüyorlar. Bir rol geldi çok heyecanlandım. Hiç heyecan yok ama. Onu söylüyor ama hiç heyecan yok. Gerçekten heyecan duydum. Çünkü hiç oynamadım öyle bir karakter. Ne tiyatroda ne televizyonda. Onu heyecanla bekliyorum. Ama bir çıksın. Yani ne isim verebilirim ne kanal verebilirim. O bir yayına geçsin zaten görecek insanlar. Geçen sezonki ikisi bir arada tiyatro oyunum devam edecek ama yeni bir oyun daha olacak. Bir tiyatro oyunum daha olacak. Bunlar hep inşallah çok uzun seyirciye ulaşır. Olsun. İnşallah uzun soluklu olur. Yani i̇nşallah. Benim istediğim tek şey karşımda seyirci görmek, alkış görmek. Çünkü ben bir performans sanatçısıyım ve istediğim tek şey beğenilmek. Tabii çünkü ki de. Çünkü benim egom bunu istiyor. Evet. Yani hiç ego olmadan da. Bu arada ikisi bir arada hemen hemen bütün Türkiye'yi gezdi. Gezdik evet. Neredeyse. Gezdik. Çok daha başarılı çok bir oyun. İnşallah. Aynen. Evet. Ego olmazsa olmaz evet. zaten. Evet tabii ki de bir Hayır, yere yani kadar egom yani. Ruhumdan ama ve kalbimden büyük değil de. Ama bir oyuncu egom var. Siz alkışla tabii beslenen tiyatrocular yani, olduğunuz için. Tiyatro sahnesine çıktığım zaman bir sıra iki sıra değil bir salonun dolu olduğunu görmek isterim. Dizim oynadığı zaman reytinginin iyi olduğunu görmek isterim. Evet. Bu daha çok insana ulaşılıyor, daha çok insan beğeniyor demek. İnşallah da hep öyle işlerde oynarım. İnşallah. İzmir planı var mı? İzmir benim Türkiye'de en sevdiğim
ilk şehir, ikinci şehir olabilir. İlk üçümdedir. Hiç abartmıyorum. İlk üçtedir her zaman. Çok severim İzmir'i. İzmir insanını da, mutfağını da, mutfağı sevmediğim zaten yeri. Çok 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 severim. Mutlaka İzmir turnemiz olur bizim. Bu sene bana İzmir'den dizi teklifleri de geldi. Orada çekilecek diziler ama bu beni birazcık korkuttu. Çünkü okul başladığı zaman hani oğlumun da yanında olmak istiyorum. Bir şekilde olamadı zaten o projeler. Şimdi İstanbul'da çekeceğiz ama ben her zaman İzmir'e turneye geliyorum. Geçen kış 4 kere geldim galiba İzmir'e zaten. 4 kere geldik ve her İzmir turnesini gördüğümüz zaman yaşasın İzmir'e gidiyoruz deriz biz. Evet, güzel bir şehir, güzel bir mekan. Aynen çok, öyle. Çok. Bir de, birincisi güzel. Çok kültüre açık bir, yani tiyatro evet. Bir kültür olduğu için evet. Ona çok açık bir memleket. Layık bir aynen şehir, öyle. Evet. Modern bir şehir. Çok çok severim İzmir'i, İzmirlileri de bayılırım. Yalnız tabii İstanbulluların şöyle bir şey de var, bu arada kavun şerbetimiz de oldu ama İstanbulluların şöyle bir durumu da var. İzmir'e geldikleri zaman o koşturmadan çıkıyorlar ya, bir rehavet düşüyor o üzerlerine, bir böyle uyku hali. Diyorum ki ya İstanbul'da böyle değilsiniz. Ama daha sıcak galiba ondan. Hem yazın sıcak, öyle olur. Hem sıcak ama kışın da ben birçok ünlü konuğumu ağırladım mutfağımda. Ne oluyor? Yani o tabii tembelliğe de alışıyoruz biz. Hayır, yani buranın monotonluk, keşmekeşinden tabii, kurtulup... Evet. İzmir'in rehavetine tabii, geçmeyi tabii. Seviyoruz. Ondandır. Evet. Ondandır. O yüzden İzmir hemen benzetiyoruz biz evet. Kendimizi. Ama biz de İstanbul'a geldiğimiz zaman havaalanına adım attığımız zaman başlıyoruz koşturmaya. Koşturmaya ve bir hareket başlıyor değil mi? Hiç evet. Değişmeyen yer bir hareket. Yer ve konum işte ne kadar önemli. Evet. Aynen. Çok da güzel evet. Yaptık sunumunda. Kavun şerbetimiz de hazır. Hı-hı. Arzu ederseniz siz de evlerinizde böyle bakır kaplarınız varsa şayet küçük de böyle kepçeler mutlaka artık her yerde satılıyor. Bu şekilde bayramda sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Çok daha tatlı, çok daha hoş olabiliyor. Gümüşlerde de bu ikramları tabii. Yapabilirsiniz aynı zamanda. Bir de Antep'te bunlar ne kadar çok satılıyor. Evet. Değil mi? Evet, evet. Bakırcılar Çarşısı mıydı? Bakırcılar Çarşısı. Bakırcılar Çarşısı'nda yanlış söylemiyorum. Onlardan böyle bayağı biz paket aldığımızı biliyorum yani. Ve çok uygun fiyatlara çok, bir de tabii. Artı öyle bir şey var. Evet. Çünkü Antep buranın asıl gerçekten de hani can damarı diyebiliriz. Evet, özellikle Bakır'da. Şöyle gösterelim. Bu şekilde aynı şekilde ayran da soğuk, ayran da hazır havalarda sıcakken değil mi bayramda şöyle bir tantinin yanında naneli bir ayran da gider. Aslına baktığınızda böyle de güzel bir kavun şerbeti de neden olmaz. Limonata yerine de çok güzel alternatif kesinlikle, oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bunu lütfen aynısını çilekle de yapabilirsiniz. Frambuazla da yapabilirsiniz. Mevsimsel olan tüm meyvelerden güzel şerbetler çıkartabilirsiniz. Çünkü şerbet demek adından belli olduğu gibi şekerin konulduğu bir şey değil. Hı-hı. Aslında bizler hep orada şerbet gibi deriz ya. Evet. Aslında o şerbet gibi lafı buranın uygun bir şey değil. Çünkü hı-hı. Biz şerbetlerde şeker kullanmayız aslında. Biz bal kullanıyoruz. Evet, çıkaralım. Onu çıkartmamız lazım ve onu yanlış kullanıyoruz. İşte hı-hı. Şerbet gibi olmuş diyoruz. Halbuki evet. Şerbet demek meyvenin kendi özündeki şekerden bahsediyoruz ama bizim biz. Çocukluğumuzda çok şeker konulurdu. Evet, çok şerbete. Ama eskiden o da ne konulurdu? Kızılcık şeyleri vardı ya. Hani Lhasa şekerleri, tabii, şerbetlerde onlardan yapıldığı için aslında biz onu şeker zannederdik yine. Ama o kompostoya çok evet, evet. Bizde konurdu yani konur, şeker. Tabii. O ama hala koyuyor annelerimiz. Aynen öyle bilmiyorduk. Aynen, bilmiyorduk. Ama biz şimdi farkına varmaya başladık aynen öyle. Bence. Şekeri, işte unu, tuzu hayatımızdan yavaş yavaş çıkarmaya başladığımız için bence. Aynen. O yüzden daha tabii sağlıklı hale geliyor. Ve meyvenin kendi şekerinden faydalanmış oluyoruz. Ama şunu unutmamak lazım ki her şey şeker ne olursa olsun limitini iyi bilmek lazım. Hani bir karpuz deyip geçmeyelim. Çünkü oluyor yani karpuz beyaz peynir yedim. Ya, geçenlerde evet. De konuştuk bu konuyu ama öyle değil. Karpuz da inanılmaz bir kalorisi olan bir şey. Dikkat etmek lazım. Evet, bu bana geldi bu. Ama karpuz. Karpuzu çok yediğim bir şey. Geçen gün, geçen akşam efendim oturuyoruz. İnanılmaz bir karpuz tüketimi vardı. Ay, o yüzden ya. Hemen keseriz. Buluruz burada keseriz değil mi? Evet aynen öyle. Yapamayacağımız şey yok. Hiçbir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Yönetmenlerden ya da işte oyunculardan istediğiniz nedir? Yani senaristlerden kimse yani bu sektöre işte şurada değişsin artık. Bu işlem değişsin. Yani böyle olmasın, böyle gitmesin dediğiniz bir şey var mı? Var. Olmaz mı? Olmaz mı? Televizyon işinde sevmediğimiz sabahlara kadar çalışmak. Ne kadar çok gece sahnesi yazılırsa o kadar sabahlıyoruz. Ya tabii yazılır. Bir de çok uzun. Süreler çok uzun. Yani dünyada hiçbir
ülkede bu kadar 120 dakika, 130 dakikalık diziler yok. 40 dakika, 50 dakika, yarım saatlik diziler. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü haftanın 5 günü, 6 günü, hani ben daha az çalışıyorum ama oradaki çekim ekibi, set ekibi bizden daha fazla çalışıyor. Sabahtan akşama kadar, bir sonraki sabaha kadar çalışıyorlar. Ama ben de çalıştığım zaman kameranın önünde benim yüzüm kullanıldığında, ben bir sonraki sabaha sarktığımda ne oyunculuğumu seviyorum, ne yüzümün görüntüsünü seviyorum. Yorgun bir yüz oluyor çünkü. Yani insanlar eve yorgun gidiyor. Hadi onu geç, ertesi gün uyuyorum ama ertesi gün yine çekim oluyor. Yine o ekip kalkıyor. 2-3 saatlik uykuyla çekime devam ediyor. Bu sürelerin kısalması lazım. Evet. Sabahlamamamız lazım. Bizim oyuncu olarak, dizi oyuncusu olarak istediğimiz bu. Yoksa tiyatromuzda saatimiz bellidir. Başladığımız saat de bellidir. Bitiş saatimiz de bellidir. O bir belli bir terbiye, saygı zaman içinde yapılır. Tabii öncesinde 1,5-2 ay promomuz olur ama bu tabii yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama onun da saatlerini tabii ki siz ayarlıyorsunuz. Ayarlıyoruz. Yani, yani yorulduğumuz zaman bırakıyoruz ama dizide ben yoruldum eve gidiyorum diye bir şey diyemiyoruz. O sahne çekilecek. Yani herkes zannediyor ki 2 dakika seyrettiği sahne 2 dakikada çekiliyor. Hayır. Bazen 2 saat, 3 saatte çekiliyor. Bazen sabah 5'te, 6'da çekiliyor. Bazen insanlar işe giderken ben eve uyumaya gidiyorum. Keşke bunlar olmasa, dizi süreleri kısalsa. Tabii çok daha iyi. Bir de tabii biz... anne, yani güzel de bir, yakışıklı tabii, da bir oğlu var evet, tabii. Evet, çok önemli. O yüzden biz, yani de. Yani şöyle bir durum da var tabii. Yani biz izlerken tabii çok keyif alıyoruz. Yani hiç bitmesin dediğim diziler var benim mesela. Evet 140 190 dakika mı? Ne kadar? Yani 120 dakika da yapmayalım. Evet ama yani bitsin, biz tabii çok bitsin, herkes evine gitsin. Tabii ki de öyle. Yani ama çok keyifle izlediğimiz diziler var maalesef yani. Çiğdem çıtlarken. Biraz kısalsın onunla. Lütfen. Yazlık bu tiyatroları falan nasıl buluyorsunuz? Yazlık sinemaları. Yazlık sinemaları. Aha, evet. Eskiden böyle olurdu ya yazlık sinemalarımız. Açık hava. Evet, eskiden açık hava vardı. Benim çocukluğum açık hava sinemalarında geçti. Bir yazlığımız vardı. Orada bir sinemamız vardı. Grease filmini 5 kere mi, 6 kere mi, 8 kere mi arka arkaya seyrettiğim zamanlar oldu. Şimdi yine hani o nostaljiyi tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Yine bazı AVM'lerin içinde burada açık hava sinemaları var ama bir türlü gidemedim. O anı olarak kaldı bende geçmişte. Çok da keyifli tabii yazın seyretmek. Şimdi maç seyrediliyor, filmler seyrediliyor. Evet. Gerçekten evet. Ama eskiden bir kültürdü eskiler. Ama. O bir kültürdü yani. Bizim çocukluğumuzda evet, aynen öyleydi. Öyle kültürdü gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için. Ay bu bayram, demek, güzel bayram programını için. Beraber en azından yapmış olduk. İnşallah burada ağız tadıyla, huzurla, sağlıkla evet. Bir bayram geçiririz. Herkese iyi bayramlar tekrar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün ederim. Bugün son günümüzdü. Çok evet. Üzülüyorum ben tabii ki. Aynen. Ama bundan sonraki inşallah bayram i̇nşallah. Programlarında yine beraber olmak ümidiyle. Umarım. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Misafirperverliğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah, her daim. Ne zaman istersek ama aslanı göstermeden kapatmayalım. Bayram ya, o da bizim bayram hediyemiz olsun. Aslancığım gel lütfen, ya annenin yanına gel. Evet. Şunu kapatalım. Oraya bir şey ama gelmiş. Ama suratını gösterelim lütfen. Evet. Evet. Aslan biz... kamera önünde olmayı seven bir çocuk. oyuncu da olmak istiyor. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Yapabilir mi? Bu işin zor olduğunu da görüyor. Çok setlere geldi. Ama genlerden çektiyse mutlaka eminim olacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkese iyi bayramlar gidiyor. Desen evet, de. Evet lütfen. Ama galiba şu kameraya diyeceksin iyi bayramlar. İyi bayramlar der misin? İyi bayramlar. Evet teşekkür Aa, duyuldu ediyoruz. Duyuldu mu bilmiyorum tabii. Tekrar. İyi bayramlar. Tamam. Evet bugünlük bizden bu kadar tabii ki de. Bayramın 3. gününde. Bütün küçüklerimin gözlerinden ve büyüklerimin ellerinden öpüyorum efendim. İnşallah ilerleyen bayramlarda görüşmek üzere. Tekrar yeniden biz nerede olduğumuz hiç önemli değil. Yapmayın. Beraber olmak, sağlıklı Kesinlikle. Olmak çok önemli. Kesinlikle. Ağzımızın tadıyla bir şeyler yapıyor Aynen. olmak çok önemli tabii ki de. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Lütfen sevdiklerinize bol bol sarılın ve hasretlerin efendim. Alaçatılı Yusuf Usta bayram tadındayı sundu.